Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Evet, şimdi arkadaşlar köklü sayılar testine başlıyoruz. Nasıl çözülüyor göreceksiniz. Evet arkadaşlar, yine sınav yayınların TYT soru bankasından köklü sayılar testine başlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar, eksiği artıyı gördüğünüz zaman ne oluyordu arkadaşlar? Tam kare farkı oluyordu. Bu da birincinin karesi, kök 6'nın karesi, eksi 2'nin karesi, o da 6 eksi 4'ten cevabımız 2 gelir. Bak 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 bak, yine aynı tarz. Hocam kuvvetler aynı mı? Bunlar aynı kuvvetine çarpılırlar mı? Evet çarpılırlar. 6'yı buraya al. Kök 3 eksi 2. Kök 3 artı 2. Hocam artıyı eksiği gördüm. Tam kare farkı var. Kök 3'ün karesi 3 yapar. 2'nin karesi 4 yapar ama kuvvet 6. 3'ten 4 çıkarsa eksi 1 üzeri 6 cevabınız 1 olarak gelmiş olur. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza geç. Soruya bak. Ayıp be, bu soru sorulur mu? Çok kolay bir soru. Bakın arkadaşlar, bu tip soruları çözerken eşleniklerini al. Kök 5 eksi 1 bölü kök 3 artı 1. Hocam ben şunun eşeğini çarpıp bölsem, kök 5 artı 1 bölü kök 5 artı 1 çarpı desem, peki şunun eşeğini çarpıp bölsem, işlem değişti mi arkadaşlar? Hayır, çarptım böldüm, çarptım yine aynısı A olacak. Evet, düzenlememizi yapalım. Hocam ben bununla bunu çarparsam, birinci artı eksiği gördüm, tam kare farkı 5'ten 1 çıkar bölüm. Şunun da şunu çarptım, 3'ten 1 çıkar. Çarpı ne kaldı? Burada kök 3 eksi 1 kaldı. Burada da kök 5 artı 1 kaldı. Doğru değil mi? Eşittir A değil mi arkadaşlar? 5'ten 1 çıkarsa 4. 3'ten 1 çıkarsa 2. 4 bölü 2 2. 2'yi buraya atarsam kök 3. Evet arkadaşlar. Kök 3 eksi 1 bölü kök 5 artı 1 ne oldu? A bölü 2 oldu. Bizden tam tersini istiyor. 2 bölü A cevabı karşınıza doğru olarak gelmiş olur arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Eşyenik alma sorusu dostlar. Eşyeniğini al. Kök 5 artı 2 dersen, o da kök 5 artı 2 bölü 5'ten 4 çıkarsa 1 olur. Tam kare farkı eksi. Eşyeni alsan 5 kök 5 bölü 5'ten. Oo, bu da gider. Kök 5 artı 2 eksi kök 5. Aha bunlar gitti. Cevabınız 2 olarak kalmış olur dostlar. Evet geldim şuraya. Hocam eşlenik alma sorusu aç. Şunu şöyle yapabilir miyim? Evet arkadaşım. Eşleniğini aldım. 2 artı kök 3'ün karesi. Bölü 2'nin karesi, yani 2 artı kök 3'te çarptım arkadaşlar. 4'ten 3 çıkarsa 1 oldu burası. O da nasıl çıkar arkadaşlar? 2 artı kök 3 mutlak değer için, bu da pozitif olduğu için aynen dışarıya çıkar. Cevabınız burs olarak gelmiş olur arkadaşlar. Bakın bakın bakın, neler var, neler neler. Evet. Arkadaşım. Burada ne yapmam lazım? Karesini alsam uzun çıkar. Şöyle yapsam ben. Evet arkadaşlar, her iki tarafın karesini alıyorum ben. Parantez karesi alırsam burası a artı kök birincinin karesi artı 2 çarpı birinci artı ikinci a eksi artı kök a eksi kök a değil mi dostlar? Artı a eksi kök a. Aha bunlar gitti. Burada tam kare farkı. Burası da 2 a artı 2 parantezinde tam kare farkı a kare eksi a oldu. Eşittir 6. Evet dostlar. Hocam burada ben değer versem işi bitirir miyim? Bitirebiliriz. X'in yerine 3 yazdım. Burası 0 geliyorsa sıkıntı yok. 3 yazdım. 6. Hayır 0 gelemez. 6 gelemez. Burası 6 gelecek. 6. Şurası 0 oluyor mu? Olmuyor. 6 yazsam 12. Burası da olmaz. O zaman ben düzenlememizi yapalım. Arkadaşlar şöyle düzenlememizi yapalım. Bunu bu tarafa alıyorum. Her tarafı ikiye bölüyorum. Hatta şunu şöyle yapayım. A kare eksi a eşittir. Her tarafı ikiye bölüyorum. 3 eksi a oldu. Her tarafın karesini al. A kare eksi a eşittir. 9 eksi 6a artı a kare. A kareler de gider arkadaşlar.
Hocam geliyor sorunuz, geliyor. Eksi 6 a'yı bu tarafa atarsam 5 a oldu. 9 var burada. 5 a işte 9 a. A'mız 9 bölü 5 olduğunu gördünüz mü? Ne kadar kolay. Evet arkadaşlar. Bakın 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 neler var, neler 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 neler. Evet. Şimdi geldim şurasına. Bakın arkadaşlar. Çıkanına gerek yok. Karesini al her tarafın. A kare çarpı 1,6 eşittir 40. A kare. Sayabilirim. 40 bölü 1,6. Hocam 0 buraya at. 400 bölü 16. A kare neymiş? 400 bölü 16'ymış. Hangi sayının karesi 400 bölü 16 yapar? Dostlar hangisininki? A eşittir 20 bölü 4. O da cevabınız 5 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Bakın 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 neler 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 geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya geldik. Hazır mısınız? Evet. Geliyorum. Her tarafı eşiğini aldım. 5 kök 6 artı 1 bölü 6'dan 1 çıkarsa 5 eksi 1. Şu 5'ler gider. Kök 6 artı 1 eksi 1'den kök 6 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet eşleniğini alıyorum. Kök 3 artı 1. Burası kök 3. Eşleniklerini al işi bitir arkadaşım. 2 kök 3 artı 1 bölü. 3'ten 1 çıkarsa 2 eksi 3 kök 3 bölü 3'ten aha gitti. Kök 3 artı 1 eksi kök 3'ten aha gitti. Cevabınız 1 olarak karşınıza gelmiş olur. Evet. Hiçbir soruyu kaçırmayalım dostlar. Eşeğini al. 2 artı kök 3. O 2 artı kök 3. Eşeğin aslında birincinin karesi 4. Eksi 3'ten cevabınız 2 artı kök 3 gelmiş olur. Evet alttaki sorumuz. Vay 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 vay. Coştu yavrum. Kök 2 artı 1. Eşeğini al. 2 eksi kök 2 çarpı kök 2 artı 1 alırsam 1 yapar. Çarparsanız bunu arkadaşlar şurası eksiydi. Çarpalım 2 kere 2 2 kök 2 artı 2 eksi 2 eksi kök 2. Ama sen git sen git. 2 kök 2 de kök 2 çıkarsa kök 2 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet, harika gidiyoruz arkadaşlar. Evet var mı yukarıda evet. Eşleniğini hemen paylaş eşleniğini alayım şurasını. Kök 3'te aldım. 2 kök 3. Hatta neyse 1 bölü kök 3 bölü 3 oldu bölü. Burası kök 3 artı kök 3 bölü 3 oldu. Payda eşitleyelim dostlar. Burası 6 kök 3. Bakın arkadaşlar 6 kök 3 eksi kök 3 bölü 3. Alta geldim 3 kök 3. Artı kök 3 bölü 3. Aha birinci kesir aynı. Şunu da sağ gider. 6 kök 3'ten kök 3 çıkarsa 5 kök 3. 3 kök 3 bir kök 3 daha 4 kök 3. Ana 5 bölü 4'müş cevap. Evet yavrular. Aha geldi. Bakın arkadaşlar şurada. Kuralım vardı. Evet arkadaşlar 2 ile çarp 2 ile böl. Benim dersime girenler bildi. 2 ile çarp 2 ile bölersen ben çarpımları burayı toplamları burayı verdiği için kök 3 artı 1 eksi burası da kök 3 eksi 1 bölü kök 2 cevabı karşınıza gelecek arkadaşlar. Burada yaparsan kök 3 de birbirini götürür. 2 bölü kök 2 gelir. Eşleniğini alırsanız dostlar alalım beraber. Hop bacanak o da bitti. Cevabınız kök 2 olarak gelmiş olur. Bakın arkadaşlar demin özelliği söylediğim özellik burada geldi. Hocam çarpımları burayı verecek. 3 çarpı 2 toplamları burayı. Kök 3 eksi kök 2 değil mi? Hocam bu da aynı. Kök 3 artı kök 2 değil mi? Yerine yazarsam ben dostlar. Evet. A'mız kök 3 eksi kök 2 idi. B'miz kök 3 artı kök 2. Artı burası kök 3 artı kök 2 bölü kök 3 eksi kök 2 yaptık. Evet arkadaşlar eşleniklerin al işi bitir. Kök 3 eksi kök 2'nin parantez karesi artı burası da kök 3 artı kök 2'nin parantez karesi bölü
3'ten 2 çıkarsa 1 cevabı karşısına gelmiş olur. Ve düzenleyelim arkadaşlar. 3, 2 daha 5, 3, 2 daha 5 gelecek. Ortalama birbirini götürecek. Cevabınız 10 olarak karşısına gelmiş olacak arkadaşlar. Bakın 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 neler var neler neler. Evet arkadaşlar 5 eksi kök 5, kök 5 eksi 1 var mı burada? Eşlenikleri alalım, kök 5 artı 1 ile çarpalım. 5 eksi kök 5, kök 5 artı 1. Eşeğini aldım. 5'ten 1 çıkarsa 4 olur. Düzenleyelim. Hocam 5 kök 5 artı 5 eksi 5. Yapma oğlum. Yapma oğlum. Yapma yavrum. Bölü 4. Ama sen gittin. 4 kök 5 bölü 4'ten 4'ler gider. Kök 5 cevabı karşısına gelmiş olur. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bizim yavru yaramaz durmuyor. Kulağını çekeceğim. Haydi kolay gelsin.